Osman Öcalan 74 askerimin katili Süleymaniye'de Barzani damadı olarak balayı yapacak. Benim jandarma genel komutanım hapishanede ölüm tehlikesi geçirdi. Peki bir şey söyleyeceğim. Tabii bunun hassas bir konu olduğunu söylemek zorundayım. Henüz dava da açılmadı. Açıklayın. Dava da açılmadı. Açılacak da. Ergenekon davası önümüzdeki hafta başlayacak. O söylediğiniz emekli orgenerallerle ilgili belki ek iddianame gelecek vesaire. Dolayısıyla henüz yargı aşamasında olan bir konusunda bunu söylemek zorundayım. Daha dikkatli konuşmak zorundayız. Ama başka hayır biliyorum. Ben başka bir şey söyleyeyim. Başka bir şey soracağım size. Şimdi bütün bunları söyleyince siz Ergenekon'la bir bağ içinde ya da destek veya manevi destek falan olduğunu düşünebilirler. Oysa sizin aslında öteden beri söylediğiniz başka bir şey var. Demin sözünü ettiğiniz ve özellikle içinde bulundukları koşullar dolayısıyla savunduğunuz eski komutanınız sizin askerlikten ayrılmanıza yol açmıştı. Evet. Yani siz... Bana haksızlık yaptı, ben söylüyorum. Evet. Kitabını yazdım. Evet. Tamam, ben haksızlığa uğradım. Hı. Mücadelemi yaptım. Evet. Çok da sıkıntı çektim ailemle de birlikte. Ama bunun kitabını da yazdım. Evet. Bakıyorsunuz Savcı Öz beni çağırıyor. Özel telefonla çağırıyor. Ya bir dakika kardeşim ya. Herkes, biz de devlet görevi yaptık. Cumhuriyet Savcısının görevi nerede yazar? Ceza Muhakemesi Kanunu'nda yazar. Cumhuriyet Savcısının görevi nedir? Bir suç işlendiği takdirde o suçu araştırmak, delilleriyle birlikte sanığını almak, mahkemeye göndermek. Bu. Yani görevi bu. Cumhuriyet Savcısı tanığı nasıl dinler? Bu da kanunda yazıyor. Tanığı çağırır, olayı anlatır, bilgisini sorar, tutanağa geçirir, imzalatır. E kardeşim, beni niye çağırıyorsun özel telefonla? Beni Ankara'dan özel telefon açtı. Erdal Albay'ım, gelin, Veli Küçük'le ilgili bir mesele var, sizinle görüşeceğiz. İyi dedik ya, biz de zannettik ki bir şey var. Gittik, oturduk, bana söylediği şu: Albay'ım işte siz çok iyi bir subaymışsınız, İşte sizi harcamışlar, İşte size bunu yapanlar işte hapiste, bildiklerinizi bize anlatın, biz hesabını sorarız. Bu ne demek? Peki, böyle savcılık olur mu? Yok, bir saniye. Onun üzerine, bu mesele üzerine daha fazla ayrıntılı gitmeyelim. Bu bir yargı... Bu meseleyi... Ya hayır, tamam, o açıdan değil. Yargı sürecidir. Bu biraz sizin özel meselenizde. Aynı zamanda eski jandarma genel komutanıyla aranızdaki bir özel mesele. Siz kendisine biraz da o nedenle kırgınsınız. Askerlikten ayrılmanıza neden olan kendisidir. Ergür Paşa'dır yani, ismini de söyleyelim. Ama bu özel meselenizdir. Tamam. O özel meseleyi biraz geride tutalım. Tamam, onu bıraktım. Sizin başka şey söyleyeceğim. Hayır. Sizin şu esas olarak öteden beri söylediğiniz ve bu terör sorununun çözümüne gerçekten de deva olabilecek, derman olabilecek, ilaç olabilecek son harekat, ki kitabınıza onun ismini koymuşsunuz. Evet. Son harekatı anlatıp bu meselenin içinden Türkiye nasıl çıkacak onu söylerseniz ve onu açarsanız, eski bir asker olarak ve bu işe kafa yormuş, gönül vermiş birisi olarak belki insanlar hani ya bu çözümsüzlüğe mi gidiyor meselesinde, hayır bir çözüm vardır, bir son harekat yapılmalıdır dediğinizde, o zaman bunu açın, herkes de bilsin. Bu harekatı biz yapmazsak siz yapacaksınız. Bu kadar net, açık söylüyorum size. Son harekat ne? Yaralarımızı saracağız arkadaşlar. 30 yıldır terörden acı çekiyoruz. 30 yıldır şehitlerimiz var. Okullarımız yakıldı. Öğretmenlerimiz öldürüldü. Vatandaşlarımız, çoluklarımız, çocuklarımız kurşuna dizildi. Bunları siz yaşamadınız, biz yaşadık. Yaralarımızı saracağız. Bölgesel sorunlarımız var. Tüm Türkiye'de. İşsizlikti, yoksulluktu, fakirlikti, cehaletti. Bununla ilgili sorunlarımızı da çözeceğiz. Bunları yapabilmek için bir seferberlik gerekiyor. Bize ne görev düşerse biz yapmaya hazırız. Ama bu şart. Bu sorunlar çözülmeden, bu yaralar sarılmadan terörle mücadele olmaz. halk devletine güvenecek. Gideceğiz. Başbakanımız, bakanımız gidecek, Diyarbakır'a gidecek. Diyecek ki devlet benim. PKK'yı da tanımam. PKK'nın siyasi kol kanatlarını da tanımam. Burada tek otorite vardır, o da devlettir. Bunu diyecek. Öyle Barzani diyecek ki yok Kerkük'e müdahale edersen Diyarbakır'a müdahale sayarım. Yok bilmem ne sayarım. Kimsiniz siz kardeşim ya? Kimsiniz siz ya? Sizi konuşturan kim? Önce bu. Önce devlet. Çıkacaklar bizi yönetenler. Diyecekler ki devlet biziz. Devletin dışında hiçbir güç Türkiye'de otorite olamaz. Gidecekler, söyleyecekler bunu. Herkes bir kendine gelecek. Barzani de öyle, Avrupa Birliği de öyle. Nedir bu Avrupa Birliği uyum yasası, uyum yasası, uyum yasası? 6 senedir bu hikayeyle uyutuluyoruz. Ve bu Avrupa Birliği'nin hiç işi gücü yok. Tek mesele etnik farklılık üzerinden siyaset. Yok insan haklarıymış, yok şeymiş. Ben size söylüyorum. Bu hükümet 50 tane yasa çıkardı. Dedi ki Avrupa Birliği'ne uyum süreci falan filan. Doğudaki halkımıza ne faydası oldu? Yani ben düşünüyorum şimdi Aktütün'de, Konur'da Kerem'i düşünüyorum. Korucu. Bu hükümette Avrupa Birliği'ne uyum dedi. Bir sürü yasa çıkardı. Kerem'e ne faydası oldu? Şemdilli'ye ne faydası oldu? Doğuda yaşayan bir nevi çaresiz halkımıza ne faydası oldu bunun? Peki kime faydası oldu? PKK'yı siyasallaştırdı. Bugün PKK'nın siyasi cephe teşkilatı Sayın Cemil Çiçek'in deyimiyle Avrupa'da cirit atıyor. Bu nasıl olur? Bu nasıl olur? Yani diyeceğim yaralarımızı saracağız. Bu şart. Bunu yapmadan hiçbir şey yapamazsınız. İsterseniz Irak'a harekat yapın, isterseniz Bağdat'ı alın. Önce bu. İçeride çünkü sorun. Dışarıda Amerika'da falan değil sorun. Sorun bizim içimizde, bizi yönetenlerde. Amerika bir devlet. Ulusal çıkarı var. Irak'ı işgal etti. 5000 Amerikan askeri öldü. Ne için öldü? Amerikalıların ulusal çıkarı için. Daha iyi yaşayabilmeleri için. Kimseden de ses çıkmıyor. Hala Irak işgal altında. Avrupa Birliği de bir sürü devlet, bir siyaset yapıyor. Ne için? Avrupa'daki insanlar için. Daha iyi yaşamaları için. Peki benim ülkemde siyaset yok mu? Benim ülkemdeki siyaset insanları hep öldürür mü? Ne diyor Şeyh Edebali? Ey oğul diyor, insanı yaşat ki devlet yaşasın.